Selam gençler, bugün prens olup imparator olmaya çalışacağız. İlk başta prens olacağız. Zorluk efsanevi, al sağlık bir anlıkta %35 olacak. Ayarlarımız böyle gördüğünüz gibi. Hemen başlayalım oyuna. Şöyle bir, evet. Wülzburg'u aldım. Bir feodal bir şehir devleti sanırım. Bir dakika bakalım hatta. Aynen işte. Prens, hükümet, monarşi. Miş, bir dakika. Biz burada var mıyız? Wülzburg. Şu gördüğünüz gibi prensler falan işte. Biz de varız herhalde ya burada. Şu an ben göremiyorum ama bir dakika. Trier. Saksonya. Salzburg. Neyse biz de varız yani. Ben öyle düşünüyorum. Prenses çünkü baksanıza yani. Şimdi. Şuradan hemen bir ayarlamalarımızı yapalım. Yatırımlar falan. Avrupa'dayız. Biraz zaman geçsin. Yani ordu bakımını basmıyormuşum. Pardon. Gelirimiz çok iyi çünkü ekonomimiz iyi bir tek. Diğer bütün her şeyimiz kötü. Nedense Avrupa'nın ekonomisi çok iyi. Yani oyunda. Aynı şekilde Vietnam bölgesinde de ekonomi çok iyi. Yani bence. Şurada yani demek istediğim yer. Şuralarda bir dakika. Şuralar. Hatta bakalım 17.si. Oyun 17.si. Buralarda da ekonomi iyi biraz. Anadolu'da da bazı yerlerde iyi. Şuralarda güzel. Bir de şurada iyi. Bir de işte Avrupa'da. Şimdi biz buraya saldırıyorduk. Evet güzel. Hiç askerimiz kalmadı. Çok iyi. Keşke ilk saldırıyı biz yapmasaydık. Bu arada arkadaşlar, buraları fethetmek bayağı bir zor. Çünkü her tarafın yani her neredeyse bir ülkenin kalesi ve çok yani kalesi var eyaletlerinde. Bakalım neler olacak. Şöyle bir Bohemia. Bir de Baviera ile aramı iyi tutmaya çalışacağım. Hatta dur. Fransa ile aramızı iyi tutalım. Bir de şunla. Çünkü bunlar bize sıkıntı yaratabilecek güçteler. Saksonya elektrolü de biraz sıkıntı yaratır belki. Ama Bohemia ile tutalım. Bu arada diploma puanımız azalıyor. Bir tane daha ülke ekleyemem. Sırada kim var? Şu anlık kimse yok. 2000 asker çıkartabiliyoruz. Şuraya mı aslında bir şey yapsak? Aynen yapalım. Savaş ilan edelim şöyle bir. Tamam bir sıkıntı yok. Onlar saldırsın. Sayıca eşitiz. Evet şimdi biz girebiliriz. Güzel bir şekilde fethettik. Oo, 7 yıldız gördüğünüz gibi. Yani bu ne? Yani şuradaki toprakların bir tanesi yani burada 7 tane toprak alabilirsiniz. Çünkü genellikle bir yıldız oluyor oradaki topraklar. Aramızda kötüleşmeye başladı yavaştan ülkelerle çünkü yani bu arada Fransa ile aramız iyileşiyor. Çünkü saldırdığımız için şu 3 ülkeyi alırız aslında şuradan. Şu bölgeden. Ama şimdilik bir para biriksin. Bu arada burada bir savaş oluyor. Saksonya elektrolü büyüyor. Ben de diyorum bu genellikle güçlü oluyor. Ama eskiden miydi yani bilmiyorum. Hemen büyüyor galiba. Adamlara baksanıza. Direkt acaba biz bunları dalsak mı? Şimdi bu savaş yorgunu ülkeler ama. Sıkıntıya girmeyelim ya. Oyun 25.si. Yok saldırmayacağım. Yine bunun bir yerlerde gücü vardır diye düşünüyorum. Hiç şeye atmayalım kendimizi. Biz oy kullanabiliyor muyuz? Evet oy kullanamıyoruz galiba. Biz burada da yokuz. Ha varız. Tamam yürüz bu. Oyu kime kullanabilirim? Kendime kullanabilir miyim? Ha bunlar seçmen daha biz seçmen olamadık. Tamam.
Seçmen olamadıysak oluruz yakında. Yavaş yavaş şuradan fethederiz. Evet, şunlarla da bu arada iyileştirme zamanı bitti. Şöyle tekrar iyileştirelim. Artı 16 olmuş aramız. Güzel. Bütün devletleri kendimize eklemeye çalışıp importör olmaya çalışacağım yani burada şöyle. Büyük ihtimal Almanya gibi bir görünümümüz olacak. Günümüzdeki Almanya. Eksileri düştü. Yok, düşmedi ama birazdan düşecek. Şimdi düştü mü? Evet, şimdi şuradan bir ultimatum göndersek, hazır adamımız varken bir tehditle almaya çalışsak birkaç yeri. Şunları bir iptal et şimdilik. Bu arada şöyle bir duralım bakalım. Ha, iyi, şöyle vasallaştıralım yavaştan. Kabul etmedi. Şu saldıracağımız ülkeden mi? Biraz zaman geçsin. O etti. 171, tamam, 170'lerdeki ülkeler kabul ediyor vasal isteğimizi. İşte parça parça olunca böyle küçük parçaları yiyerek büyüyebiliyoruz. Agarıyor gibi oldu şu an. Yani böyle olmadı. Şu gelmez. Gelir mi? Ha bak, bu gelir ama, bu kesin gelir. Kabul eder yani. Ha, etmedi. Kim edebilir? Şu. Bu eder herhalde. Tamam, güzel. 191. eder. Şöyle ultimatum göndereyim. Oyun 170. edebilir. Şöyle bir vasallaştırma yollayalım onu da. O da etti. Evet, o da etti, güzel. Şu yerleri de yollayalım. Savaşmadan buradan bayağı bir toprak alabiliriz. Sonuçta Avrupa yani. Bir de şuraya yollayalım. Savaşmadan toprak almak gibi güzel bir şey yok. Şu 189.'su nasıl gelmiyor ya? Ben onu anlayamadım hala. O gelmez. Şu, bu gelebilir. Evet. Yollayalım. Şu an yani bütün prensleri kendimize bağlıyoruz tehditle. Tehdit ederek. Ama aramızı kötüleşiyor yani. Bunu da bir yandan söylemek istiyorum. Onu da aldık. Yani aldık derken vasalımız oldu. Bakalım, burada bir ülke var. O gelmiyordu. Şu 208. gelebilir. Bir de kime yollasak? Şu da yok. O kadar açılmayalım. Bir de şu Milan taraflarından bir iki tane gelse. Ceneviz çok güçlü. O kabul etmez. Yani güçsüz ülkelere yollayıp tehdit edip onların böyle şey yapabiliyoruz. Ultimatum gönderilmiş öyle bir. İngiltere'nin taktiğini uyguluyoruz yani, öyle bir şey düşünün. Kolonileştiriyoruz her yeri. Şurada küçük bir ülke var, onunla bir şey yapalım. Vasallaştırmayı isteği yollayalım. Başka güçsüz bir ülke. Ha, şu kabul etmedi. Seyna Cumhuriyeti. Bu edebilir diye düşünüyorum, etti. Oyun 142.'si, o birinin masalıymış. Şöyle bir şuna da yollasak, etmedi. 182.'si edebilir mi oyun 182.'si? O da etmedi.
etmedi. Tamam, bu yani bu kadar oluyor galiba. Düşünüyorum öyle. Bir de şu edebilir. Osmanlı ile ne ara savaşa girdi bu ya? Bu arada bir ülkeyle aramızdaki anlaşma bitmiş. Arnavutluk da gelebilir aslında. Kıbrıs'ta alalım, bir tatil için gideriz oraya da. Alalım derken yani ha, yollayalım dedim, bağlılık şeyi. Biz böyle büyüyoruz ama bayağı kötüleştik bayağı kişiyle aramız. Kime yollasak buradan? Ha bak, şu da olabilir aslında. Bunun da Osmanlı ile arası bayağı iyiymiş. Geldi. Şu o birine bağlıydı, evet. Çok uzaklaşmak istemiyorum. Zaten toprak bütünlüğümüz biraz bozuldu. Nice bozulmasın yani. Şu ülkeyi de Osel Viyek. Artık barbar ülkesi falan mı? İskandinav taraflarında bulunan bir ülke. Şuna da bir yollayalım. Bu da şehir devletiymiş. Biri kabul etmedi. İşler yolunda gibi duruyor. Ama bir dakika, asimile etmemiz gereken yer var. Ettim. Oyun 56. siz 49. olduk. Şuraları şöyle yarım yarım basmak istiyorum. %83 olmuş. Biraz daha basalım şuraya. Şuradan Saksonya. Ana Hals mı, ne kadar? Aa, bunun devamı falan mı acaba? Bu benim full ultimatyum göndermekle geçti. Ve bir iki tane savaş yaptık. Şu buraları da şöyle ultimatyum yollayalım. Birkaç tane daha simit etmemiz gereken yer var. Kontrollü bir şekilde büyüyorum. Oyun 25.si olduk. Şöyle ilhak. Evet, birkaç ülkeyle aramız kötü şu an. Savaş açmazlar bizi umarım. Adamın tipe bak, sanki yeni çekilmiş gibi duruyor. Temsili çiziyorlar ama bildiğin fotoğrafla çekilmiş gibi, eski zamanların fotoğraf makinesiyle gibi. Öyle görünüyordu bana. Yani bana öyle geldi. Şöyle basmaya devam. Oyun 13.si olduk. Güzel. Oyun 11.siyiz. Bu arada en fazla ekonomi puanımız mı var? Gördüğünüz gibi 34 yani. Kim? Great de aynı. Oyun 3.sünden yani Osmanlı'dan bile iyi yani ekonomimiz. Doğru mu? Aynen doğru. Ama Osmanlı'nın büyüklüğü, eyaletleri, prestiji falan var. O yüzden puan getiriyor o şeyler ona. Biz de yani yavaş yavaş büyüyoruz. Pek savaşmasak da zekice şöyle büyüyoruz. Şuradan bir asimile edelim. Bu şekilde benim gibi büyüyebilirsiniz. Yani daha hızlı büyüme şekilleri var da ben onları hile diyorum yani, o kadar rahat yani. Şuna bir devlete ticaret talep ettirerek bir 100 lira bile vererek başka bir ülkeye saldırtabiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var oyunun. Ama ben dediğim gibi yani birkaç bölümde de belki söylemişimdir bunu. Bunu kullanmıyorum çünkü hile gibi geldiği için.
istemediğiniz özellikler varsa söyleyin, onları da kullanmam. Oyun beşincisiyiz. İstikrarımız %25 ama asimile ediyorum yani aldığımız yerleri. O %25'i düşür yani çoğaltacağız. Konuşamadım ben de. Vasalımız kaldı mı? Biraz, bir iki tane daha evet varmış. Büyük umarım savaş açmaz bize. Çünkü hani büyüdüğümüz için bayağı bir ülke yani saldırabilir. Bayağı bir yerde toprağımız var şu an. 34 yerde toprağımız var. Yani 34 eyaletimiz var ama çok farklı yerlerde yani. O yüzden sıkıntı çıkabilir. Oyun ikincisi oldum. Oo, burada nasıl bir asimetri sorunu var? Bir dakika. Şuraya bakar mısınız? Full savaşmışlar. Burada bir şeyler var mı? Burada bir ülke. Bu büyümüş Oyota Krallığı. Bir dakika, bu ülke fethetmi edildi diyecektim. Evet, edilmiş. Ming Hanedanı cidden güçlü bir ülke olmuştur. Bayağı güçlü bir ülke olmuştur. Zaten güçlüydü. Gücüne güç katmıştır. Oyun ikincisi olmuşum. 16 dakikada. İyi. Taban puanımız, aradaki farkı görüyorsunuz nasıl bir farka gömmüş bizi. Cidden şaşkınım yani şu an. Bu ülkelerle aramız iyileşmiş. Fransa. Bir dakika, ben bir şeye bakabilir miyim? Şu bizim seçmelilere falan, ha şurada. Bize bir şey kullansaydınız keşke ya. Biz seçmenler için de yer almıyor muyuz? Biz de seçmen olmak istiyoruz. Neyse, ileride yaparlar herhalde, biz de seçmenleri alırlar. Bilemiyorum. Evet, vasalımız hiç kalmadı. Şimdi şu 5000 adamı ne yapacağız? Şuraya getirelim mi? Şimdi Frankfurt'a da alırsam ne olacak? Saksonya ile aramız kötüleşecek. Zaten kötü. Ama da almak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Şöyle adamları böleceğim. Bunda baştan beri 1800 askerleri mi ne var? İnsan bir öldürür. Yani paraları yediler o kadar. Oyun ikincisiyiz. Köln'e işte. Oo. Ne yaptın be reis? O kadar paran var mıydı senin ya? Bir yerimizi kaybettik ama orayı alırsak ne kadar büyürse büyüsün artık savaş bizde. Evet, oraya kadar gitsin. Yandan da şöyle asimile etmeye devam edelim. ...18 dakikada yani ne kadar güçlü olduk. Ama gördüğünüz gibi istikrar %24 yani bayağı bir az. Şu askerleri öldüreceğim. Her an bir savaşa girebilirim diye korkuyorum şu an. Bu arada 7 yıldızlık bir yer aldık. Şu ülkelerle aramı iyi tutmak istiyorum. Yani saldırmasınlar şu an. En çok sevmediğim şey böyle bir yerleri asimile ederken birilerinin bize saldırması. Çünkü zaten bir toparlanamamışken hemen dalıyorlar. İlk başta 898 lira mı ne geliyordu? 19 dakika önce falan. Şimdi 4425'e çıktı. Bu da bizim çok hızlı geliştiğimizi gösteriyor. Galiba en hızlı şu an bu kadar hızlı geliştim. Bu taktiği de kullanacağım artık. 10 bin liraya asimile ettik, bu ne ya Frankfurt'u. %34'e çıkmış, bayağı hızlı çünkü hep asimileye harcadım parayı. Şöyle %70 yerlerde bir asimile edelim. %16'lık bir yer var, bir dakika. Şuraya asimile edelim. %16'lık yere hiç para yetmiyor, bir dakika. Bu %16'lık yer
%20'lik varmış bir tane, oraya da ettim. Şöyle. Ben galiba buranın seçmenlerine katılamayacağım. Şu an üzgünüm. Yani seçmen değiliz biz, prensiz sadece. Üzüldüm. Ama ben Bavyera'yı aldığımda da seçmen olabiliyor muydum? Bir şeyler oluyordu ya. Şimdi ne yapayım ben? Saksonya elektro... Herkes... Aa, bana oy vermişler. Wülzburg. Bak, şu iki ülke bize oy vermiş. Aramız iyi olduğu için. Bunlar da hep kendine vermişler. Şunlarla aramızı iyi tutmaya çalışalım. Seçmenlerle. Bir de Saksonya elektroluğu. Olmadı. Bunu ortadan kaldırırız yani. Osmanlı falan da arasını iyileştirmeye başlamış bizde. Osmanlı paramparça olmuş ya. Venedik biliyorsunuz hep saldırır Osmanlı'ya savaş için. İlk başlarda. O yüzden güçlenmiş baya. Bakın. Nerede bu? Brandenburg. Neredesin sen? Şurada mı? Senle de arayı iyileştirelim. Köln. Bununla da arayı iyileştirelim. Trier. Bununla da. Suveydüklüğü. Bununla da iyileştirelim. Avustralya ile zaten iyi. Suveydüklüğüne savaş mı atsak? Ne yapsak? Evet. Kim seçildi? Evet. İmparator biziz şu an. Roma şeyinin. İşte Kutsal Roma İmparatorluğunun. Sanırım şuraları almamız gerekiyor ama buraları alınca ne olacak ben de bilmiyorum. Burası da eskiden bir Roma'nın parçasıydı. Daha sonra işte feodalite falan oluyor diye biliyorum. Her toprağımızda neredeyse kale var. Şuralara bir bakın. Şimdi bir dakika, ben imparator olarak ne yapacağım? Şurası kimin elinde? Burgundya. Burası Venedik. Venedik, Ferrara. Ama bunları savaş açınca bayağı uzuyor ya. Fransa ile mi savaşsak? Fransa'nın başka yerlere toprağı var mı? Yok. Oyun üçüncüsü Fransa. Bu savaşı alınca bayağı büyük bir prestij sahibi olup ekonomimizde süper olabilir. Fransa ile arası kötü olan ülkeler mi? Çok yok. Macaristanlarımız kötüleşecek ama aramız iyiymiş zaten. Bir tane arkamız sağlama alalım. Litvanya ile ittifak olabiliyor muyuz? Evet. Litvanya ile şöyle ittifak olduk. Macaristan'la olamayız. İmkansız. Çünkü bunlar birbirlerine giriyorlar zaten biliyorum. Macaristan'ın başı derde girecek. Onu bırakalım şimdilik. Bavyera gelebilir mi bize? Veya şu ülke. Siz de gelseydiniz iyi olur da neyse. Evet, bu zaten İngiltere ile savaşıyormuş, evet. Ama biz niye adam çıkartamıyoruz buralarda? Bir artık ben bir şuraları bir yok edeyim, toprak bütünlüğümü sağlayayım. Haydi başlayalım bakalım. Saksonya elektrolünü yok mu etsem ya? En büyük tehditlerden biri şu ülkeyi yok edeceğim. Aramız nasıl onunla? İyiymiş ama yapacak bir şey yok. Şöyle 6000 askerleri falan basalım. Acımak yok. Şöyle bastık. Bayağı da bir vasal elde ederdik bu kadar adamlı tehditli ama. Hatta edelim ya, dur. Ah, buraları görmedim ya. Hemen de büyü zaten. Sıkıntı çıkmayacak oradan çok. Neyse. 1600 adamı şöyle yollayalım. Oradan yayılamasın. Şu ülke artık bir katıldılar artık 11.000 askerle tehdit edince. Şuraları da yollayalım. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.